Merhaba arkadaşlar, bir güvercin dünyası İsviçre kanalına hoş geldiniz. Bu hafta yine güvercinlerle konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Bern'de çekim yapmıştık. Pakistanlı bir arkadaşımızın güvercinlerini tanımıştık. Ondan da bir çift hediye güvercin almıştık. Biz de ona iki çift güvercin götürmüştük. İki çift, bir çifti Mardin, bir çifti Kelebek. Ondan aldığımız kuşları salma dediğimiz, yani kuşların hava alabilmesi için yazın, kışın tatile gittiğinizde girip çıkabilmesi için bir alan. Bir hafta boyunca kuşları kümeste tuttum. Sadece bir gün dışarıya çıkmalarına izin verdim. Kanatları bantlı bir şekilde. Şu kırmızı gördüğünüz, diğeri de şekeri, açık şekeri gibi. Bunlardan biri Pakistan dedikleri bir cins. Diğer aldığımız da bu Viyana güvercini diyorlar bunlara da. Bunlar kanı yüksek uçan kuşlar. Pakistan güvercini kanat sesi yok ama yüksek uçuyor. Viyana güvercini ise kanat sesi var. Küçük gözüküyor diğer kuşlardan ama kanatları büyük. Uçtuğu zaman yüksek uçuyorlar. Bunu yerinde gördüm. Grup halinde uçuyorlar, yüksek uçuyorlar. 1 saat, 2 saate yakın uçuyorlar. Renkleri, çeşit çeşit renkleri var. Mavisi, beyazı, siyahı, gök mavi olanları var, kırmızı olanları var. Gözleri bunların çok büyük gözleri var. Gök biçimleri biraz daha farklı diğer güvercinlerden. Boyunları uzun. Kumru gibi. Şimdi onları, ikisini yanında benim diğer kuşlarımla beraber dışarıya çıkaracağız. Hünkârlarımız. Yukarıda mavi kuyruk bangolarımız. Onların üstünde çikolata kuyruk kelebeğimiz. Kara kuyruk kelebeğimiz. Burada Kosovalımız var. Kosovalımız yumurtlamış bir tane. Bunlar da çok çok güzel kuşlar. Ben çok beğendim. İlk defa besledim. Burada gök mavi sayamız var. Burada dumanlı yavrumuz var. Arap kelebeğimiz. Çok güzel. Videoları izlerseniz like atmayı da unutmayın. Orada görürsünüz kelebeğin uçuşunu, dönüşünü. Hakikaten değer biçilebilecek bir güvercin. Pullu dediğimiz dönüşleri var. Çikolata kuyruğu. Kara kuyruk, inanın geçen çatıya vurdu, öldü diye çok korktum. Ama topladı kendini, indi aşağı. Burada bir tane Irak güvercinimiz var, daha önce tanıtmıştık. O da yavaş yavaş açılmaya başladı. Eşi de bu sinekli mavimiz. O ikisinin yavrusu. Açık dumanlımız. Burada bir tane sabunimiz var. Erkek. Oyunlu, onu da daha sonra göstereceğim. Koyu çakmaklımız var. Ön tepe.
Bunun da oyununa gerçekten hayranım. Şimdi yeni güvercinlerimizi çıkaralım. Ağır. Bakalım görevlerini yapacaklar mı? Viyenirli dedikleri tavben ve Pakistan denilen tavben güvercin. Arada bir Almanca kaçırıyorum, kusura bakmayın. Gün boyunca konuşunca insan biraz en arkadaki şu iki şu anda gruptan ayrı uçuyorlar. Herhalde daha sonra toparlayacaklar. Bu arada zaten kelebeği uçurduk galiba. Onun da dönüşünü o arada yakalarız inşallah. Pakistanlı olandan pek korkmuyorum da Viyana tavuğun güvercininden biraz korkuyorum. Onlar çünkü yerlerine bağlı oluyorlar ve yüksek uçan kuş her zaman yerini arar. Şu anda gruba katıldı şu anda. Evet, gruba katıldı. Şimdi onlarla beraber uçuyor. Evet. Şimdi çok fazla da yormayalım hayvanı. İlk uçuş olduğu için diğer kuşlarımızı çıkaralım. Onlara öncelik etsin diye. Şu çok önemli arkadaşlar. Kuş ilk kalktığı yere konarsa hep oraya konacaktır. Bu çok önemli. Bu Mardin kuşları olsun, diğer bütün güvercinler de aynıdır. Evet. Pakistanlı geldi. Evet. Pakistanlı geldi. Evet. Oh, filiye gir. Yana güvercini. İnmedi. Evet, neyse. Ama geldi. O da. İlginç bir boynu var. Gerçekten erkek olabilir o yüzden. İkincisi de arkadaşlar, yeni uçuracağınız kuşu tok uçurman iyi değil, yem vermeden önce. Uçurursak
Hayvan en azından yeme düşkün olup geri dönecektir. Yani bir çatıya düşse bile diğer kuşlarla beraber hareket edecektir. Atlı açlık içgüdüsüyle. Şimdi biraz hem çarkalayalım. Şimdi bundan alçak kuşlar bir de. Bakalım. Bakalım. Yani diğer kuşlarımız da aç olduğu için daha yeni açtım kümesi. Kümesi açın ilk kuşları uçurayım dedim. Bu hep tedirgin, hep en son. Ama şimdi artık iki güvercin sahibi olduk. İki tane yeni cins. Daha önce hiç beslemediğim bir cins. Ama ilk uçuşlarına rağmen güzel uçtular. Hayvanlar aç. Ve yeni açtık akşamdan beri. Kapalıydı kümesli hayvanlar. Kapalı ama kapalı dediğim hani bu alan içerisinde. Sürekli hayvanların içeride durması sağlık açısından pek iyi değil. O yüzden havalandırmasını her zaman iyi yapmak gerekiyor arkadaşlar. Çok enteresan kuşlar gerçekten. Çok hızlı uçuyor. Özellikle Viyana güvercini. Diğerlerinden daha performanslı. Elimizde yeni bir çeşit daha oldu. Bakalım diğer küme ziyaretlerimizde inşallah orada da beğendiğimiz bizde olmayan bir cins güvercin görürsek onu da verirlerse, hediye ederlerse kabul ederiz. İsviçre'de pek insanlar birbirini tanımıyor. Bunun sebebi de sürekli iş zamanı, bir hızlı bir çalışma performansı yaşıyor insanlar. Çok sistemli yaşadıkları için güvercinlere bile saatli zaman ayırabiliyorlar. Hele bahçesi olmayanlar, burada yerler, alanlar kiralanıyor güvercinler için. Onlar da öyle hobilerine devam ettiriyor. Yani ben beğendim bu güvercinleri. Türkiye'de görmedim daha önce. Belki besleyenler vardır. Ama ben görmediğim kuşlar o tanımadığım kuşlar olduğu için edinmek istedim. Edindik de döndüler sağ olsunlar. Çok sevindim ya. Ama bu hala çok ürkek, çok ben bir tur daha atsam giderim derdinde gibi sanki ama çünkü diğerlerinden çok farklı. Kırmızı bir haftada adapte olmuş. O biraz daha bakalım. Bir iki uçuştan sonra performansını göreceğiz. Neler yaptığını göreceğiz. Bildiğim kadarıyla sadece düz uçuyor bunlar ama yüksek uçuyorlar. Bakalım bangolarımız, mavi kuyruklarımız sürekli bir yumurtaya kovalama derdinde. Koyu çakmaklımıza geçen hafta
bir hafta önce, iki hafta önce zannedersem atmaca daldı. Kanadının yarısını havada yoldu. Geri döndüğünde de kuyrukları da yoktu. Burada çok fazla atmaca oluyor. Özellikle de havanın kapalı olduğu zamanlarda. O biraz böyle bir düşkün gibi. Ama inşallah her şey yoluna girecek. Güzeller, sağlıklılar. Bu dönemler biliyorsunuz biraz böyle havalardan dolayı hayvanlar kırgınlaşabiliyor. Vitamin takviyesi verdik. Doğal meyvelerden, sebzelerden. Bir çok şükür durumları güzel. Bir dahaki haftaya yeni bir güvercinle, yeni bir güvercin dünyası İsviçre programıyla görüşmek üzere. Bu hafta